Doktor hastaya bağırdı, yetmedi, bir de üzerine yürüdü. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene saatinde odasından ayrılan bir doktor, çocuğunun tahlil sonucunu göstermek için ricada bulunan bir ebeveyne tepki gösterdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde doktorun bağırdığı ve kadının üzerine yürüdüğü görülüyor. İstanbul'da motosiklete çarpmamak için manevra yapan beton mikseri devrildi. Sultan Gazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeyken savrulan motosiklete çarpmamak için manevra yapan beton mikseri yolda devrildi. Motosikletin üzerine beton dökülürken mikserin arkasından gelen servis aracı, kamyonet ve bir otomobil de kazaya karıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken trafik bir süre tek şerit halinde devam etti. MGK toplantısı sona erdi. Gündemde Yunanistan ve terör örgütleri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından bir bildiri yayınlandı. Yunanistan'a gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmaması çağrısı yenilenirken, milli birlik ve bekaya zarar verebilecek terör örgütlerine karşı alınacak ilave tedbirler masaya yatırıldı. Dilencinin bastonundan bir tomar para çıktı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin önünde dilenen yaşlı bir dilenci, Bornova Belediyesi zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Bastonu sökmeye başlayan ekipler her bölümünde sıkıştırılmış kağıt paralar olduğunu gördü. Bastonun içinden toplamda 700 TL tutarında para çıkarılırken ekipler paralara el koydu. Yaşlı dilenciye ise idari işlem uygulandı. Adana'da 3 trafik magandası yaşlı adama pompalı tüfekle ateş etti. Adana'da bir şahıs trafikte tartıştığı bir sürücüye otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra gündem yaratmayı başardı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü gözünü mağazada açtı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla birlikte mağazaya daldı. Araçta ve mağazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Diyarbakır'da kaybolan kuyumcu ölü bulundu. Diyarbakır'da iddiaya göre alacak meselesi yüzünden kaçırılan Ömer Topdemiş isimli bir kuyumcu tarihi Malabadi Köprüsü'nde ölü bulundu. Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken Topdemiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aydın'da polis düzensiz göçmenlere karşı harekete geçti. Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonla kente bırakılan düzensiz göçmenler için polis ekipleri çalışma başlatırken ara sokaklara kaçan düzensiz göçmenlerin bir bölümü yakalandı. Diğer göçmenleri yakalama çalışmaları devam ediyor. Mersin'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Mersin'in Mezitli ilçesi Tece polis evine yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında iki kadın teröristin polislerle girdiği çatışmanın yanı sıra sırt çantalarındaki bombanın infilak ettiği anlarda görülebiliyor. Karşımda sigara içiyor diyerek bir hafta önce baba olan damadını öldürdü. Küçükçekmece'de bir kayınpeder karşısında sigara içen ve bacak bacak üstüne atan damadını bıçaklayarak öldürdü. 9 aylık gelin olan ve 10 günlük bebeğiyle yalnız kalan kadınsa kocasının katili olan babanın cezasını almasını istiyor. MİT'ten PKK'ya bir darbe daha. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez yolu üzerinde düzenlenen operasyonda PKK-PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhat Edemen yakalandı. Şehit annesi oğlunun şehit olduğu yere gitti. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 7 yıl önce şehit düşen jandarma uzman çavuş İzzet Taşbaş'ın annesi oğlunun şehadete erdiği bölgeye gitti. Bölücü terör örgütüne net mesajlar veren şehit annesi Saliha Taşbaş, "Devletimize zeval vermesin Allah. Devlet varsa biz de, yani millet de var. Allah başka acı yaşatmasın. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin." şeklinde konuştu. İstanbul Valiliği deplasman tribünü kararını açıkladı. İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda İstanbul'da kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük düşmanım faizdir." dedi. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 21. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Şu anda Halkbank Genel Müdürümüz karşımızda duruyor. Merkez Bankamızla bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki PPK toplantılarında bunların daha da indirilmesini telkin ediyoruz." dedi. Benim biliyorsunuz en büyük savaşım faizdedir. En büyük düşmanım faizdir. Ve şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Merkez Bankamızla bunları
konuştuk, konuşuyoruz. Şimdi önümüzdeki para politikası kurulları toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları birbirine girdi. İstanbul Küçükçekmece'de Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları arasında sözlü tartışmayla başlayan olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga polis ekiplerinin gelmesinin ardından sona erdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.